Erdoğan gençlerle Erdoğan pek keyifli Erdoğan şarkılar söylüyor mu acaba ee, bilmiyorum gene hani danışmanlara çekirdek ekibine kozmik ekibine yakın çevresine gerçeklerden haberdar etmiyorlar onun için böyle deyip geçmek mümkün mü yoksa Erdoğan hem Türkiye'nin gerçeklerini hem de aslında kendisinin bir bakıma yolun sonuna geldiğini görüyor olabilir mi? Şimdi bu anlatımlarda her zaman için e, iktidar açısından olayları takdim etmenin farkındalığı söz konusu. Ama bazı uygulamalarda, demokrasiler dahil olmak üzere, bunun fevkalade değişik bir şekilde takdimi veya... E, hakikatle olan bağlantısının yani bizim içinde yaşadığımız, gördüğümüz, izlediğimiz hakikatle olan bağlantısını koparmış bir şekilde başka bir e, evrenden konuşuyormuş gibi taktiğimi söz konusu. Bunu e, sizin benden çok daha iyi takdir etmeniz lazım. Çünkü bu medyanın işi temel itibariyle. Ve dolayısıyla insanların ekranlara yönelerek kendi cüzdanlarını bırakıp ekrana bakarak ve ekrandan aldıkları mesajı esas mesaj olarak kabul ederek yola devam etmelerini önermek amacıyla yapılmaktadır. Ve dolayısıyla bir, şey yarar mı? bir e, yarıyor. Zaman zaman büyük ölçüde yarıyor. Nitekim bazen. Evet, çünkü Türkiye'deki demin e, reklama gitmeden başlamıştık. Mesela Türkiye 2000'lerin başından itibaren 1999'da ilk kez e, Avrupa Birliği ile görüşmelerde Türkiye'nin aday olabileceği kabul edildi. Sonra bu görüşmelerin sürdürülmesi Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine ve o zaman başbakan olan Sayın Erdoğan'a düştü. Ve 2004'ün sonunda bu imzalandı bizim adaylık müzakerelerine başlamamız. Bunun büyük bir getirisi oldu. Türkiye'ye büyük yatırım çekti. Türkiye'den büyük beklenti içinde olan Kore firmaları, Japon firmaları falan yatırım yaptı. Şimdi dikkat ederseniz bu yakınlarda bu tür yatırımlar da ciddi aksama var. Volkswagen'in bir yatırımı olacaktı. Hemen Covid öncesi iptal edildi. Honda Türkiye'deki yatırımını geri çekti ee, ve dolayısıyla e, bu böyle bir dalga gibi düşünürseniz kıyıya vurdu geriye gidiyormuş gibi gözüküyor. E, çünkü Adalet ve Kalkınma Partisinin parti olarak e, pozisyonu, görüntüsü, rolü vesairesi seçmen gözünde de çok büyük ölçüde değişmiştir. O tarihlerde orta sağda gözüküyordu. E, bunun verilerini Halk Yönetimi adlı bir kitabın içinde sundum. Buradan bakabilir ilgilenenler. Türkiye'nin seçmeninin gözünde Adalet ve Kalkınma Partisi 2000'li yılların başında Anavatan Partisi veya Doğru Yol Partisi gibi bir orta sağ parti algısına sahip. Oysa 2015 Kasım'ından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi yine seçmenin gözünde. Türkiye'nin en sağdaki partisi. Daha sağında hiçbir başka büyük parti yok. Şimdi ve bir dolayısıyla şey yani orada da imaj değişmiş durumda ee, ama buna rağmen hı. önemli bir kısım seçmen hala bunun aynı nitelikte olduğunu, aynı tür iktisadi bağlantılar içinde bulunduğunu ve bunların bir şekilde mucizevi olarak iyi çalışacağını düşünerek geliyor. Hı. Ve dolayısıyla oyun değişiminde çok ani kayışlar şu ana kadar yaşanmadı. Ama bundan sonra yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Tabii. Ee, sizin e, kitabınız, e, bir ekrana getirelim e, Dersucu'm, Halk Yönetimi, Demokrasi ve Popülizm Çatışmasında Dünya. Şimdi o kitabınızda çok e, benim önemsediğim bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki, e, halk yönetimi de hangi halk, nasıl bir halk? E, çünkü e, siz öyle söylemiyorsunuz ama ben sizin söylediklerinizi... Müsaadenizle yorumlayarak aktarayım. Hitler de seçimle geldi. Yani orada da Alman halkı Hitler'i getirdi. Putin, hani hem sadece dışarıda değil sert güç içeride de Putin neler neler yapıyor. Muhaliflerin başına neler de en son gördük. Adam ölüyordu neredeyse. Neler geliyor? Putin de acayip bir şeyle o oranıyla. Başta Esat da o seçimde geldi. Şimdi böyle baktığımızda Türkiye'deki ne tür seçim diyeceksiniz bir de tabii. Bir halk, iki halk derken biz Türkiye için ne anlamalıyız? İkinci evet. ne tür bir seçim yapmak lazım ki e, demokrasiyi ıskalamayalım? Şu anda Birleşmiş Milletler'in 193 tane milli devlet var, birisi olan bunların çok azı. Milli egemenlik ilkesi dışında kendilerinin meşruiyetini iddia ediyorlar. Hepsi milli egemenliğe dayanıyor. Buna mesela Kuzey Kore de dahil. Tabii. Küba dahil. Çin dahil. Ama bunların hiçbirinde olan rejimi demokrasi olarak kabul etmiyoruz siyaset biliminde. Dolayısıyla milli egemenliğin bir ilke olarak kabul edilmesi demokrasiyi zorunlu kılmıyor. Buradaki ilişkileri çok farklı bir yönde yorumlayabilir, tanımlayabilir ve ileri sürebilirsiniz. Soğuk savaşta bu daha kolay gözüküyordu. Çünkü soğuk savaşın bir tarafında bulunan demokrasiler kendilerini halk demokrasileri olarak ifade ediyorlardı. Öbür tarafındaki demokrasiler batı demokrasisi olarak ifade ediyorlardı. Şimdi halk demokrasileri terminolojisi bir gitti ortadan. Kalktı. Onun için anlaşılmıyor. Onun için halk çok lastikli bir tanımdır. Halkın Gücünden bahsetmeniz için halkın kim olduğuna önce birilerinin karar vermesi gerekir diyor bir siyaset bilimi meslektaşımız. Yanılmıyorsam Bertrand de Juvenel, Fransız. Yani bir kere halkı tanımlayacaksınız. Halk tanımı muğlak bir şeydir. Halk kimdir? Bunu ilk uygulayan, halk yönetimini ilk uygulayan ve uyguladığını zannettiğimiz, hakkında veriler bulunan antik Yunan kentlerinde, halk dediğiniz kitlenin içerisinde mesela siz olamazdınız. Kadın yok. Yok. Gençler yok. Dolayısıyla aynı zamanda pek çalışan kimseler de yok. Birçoğu köle pozisyonunda bunların. Onlar da pek yok. Bazı kabileler var. Onlar üye. Bir 20 yaşı civarında olan kimseler üye olabiliyor. En erken diyor. Seban diye bir siyaset bilimci. Dolayısıyla o 20 yaş o zaman için çok yüksek bir yaş. Çünkü yaşam ömrü de 30'lu yaşlarda en fazla. Bugünkü gibi bir dünyadan bahsetmiyoruz. Yani herhangi bir şekilde antibiyotik yok, ilaçlar yok. Tabii. Tıp ilerlememiş durumda falan. İnsanlar çok çabuk ölüyorlar. Çocuk ölümleri de çok yüksek. Dolayısıyla 20 yaş bayağı kamil bir yaş. Dolayısıyla bu tür tanımlamalarda bazı sınırlamalar var. Yaş sınırı var, cinsiyet sınırı var, gelir sınırı var mesela çok uzun zamanlarda uygulanmıştır. Dolayısıyla hak tanımı başlı başına ilginç bir kavram ve bunu işte medya açısından etkili hale getirebilecek şekilde iyi bükebilmek siyaset sanatı, zanaati erbabının çok iyi becerebildiği bir şeydir. Ve dolayısıyla kendilerinin kendilerini halkın temsilcisi olarak tanımlayarak, halka da belli bir anlam katarak, daha çok ezilmiş, dışlanmış, saf ve temiz olmalarına rağmen çok kötü muameleye tabi tutulmuş ve onun yüzünden kendilerinin ahlaki üstünlüğünü göz ardı eden bir takım gayet kurnaz, ahlaksız bir elit tarafından, bir seçkin grubu tarafından dışlanmış, aşağılanmış gruplar şeklinde ifade etmekte ve bunların temsilcisi olarak kendilerini sunarak oy devşirmeye. Yani başlamak e, mesela Nişantaşı elitleri, Boğaz içinde oturan pürolarla işte Boğaza bakanlar. Bu terminoloji her yani, zaman şimdi. Yani üniversite mezunları, var. okumuşlar. Hani neredeyse orada Nişantaşı'nda ya da Boğaz'a oturmanız yetmiyor. Okumuşsanız, diplomanız varsa zaten tehlikeli ve dışlanmış tabii, tabii. Onları bir şekilde seçkin olarak kabul edip hmm. bunlar kendilerini toplumun Üstünde dışında vesaire görüyorlar ve onların yüzünden sizin gibi Kimler saf ve temiz gayretkeş insanlar bir türlü bütün çalışmalara rağmen bir yere gelemiyorlar. Ben geleceğim bütün bunları değiştireceğim diyen bir e, siyaset erbabı yani çok ortaya çıkıyor. Çok ilginç bir başlık paylaşacağım. O konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi Sabah Gazetesi'nin bugün manşetinde. E, Hani Erdoğan'dan çok da yeni bir şey bulamamışlar. Gençlerimiz artık Teknofest kuşağı diye bir yan manşete çekmişler. Teknofest dediği biliyorsunuz küçük damadın ürettiği işte savunma ve savaş sanayi ürünleriyle yapılan şölen. Yani küçük damadın aslında tanıtımı ve reklamı yapılıyor bir bakıma. Fakat esas bana ilginç gelen şu oldu manşet. Diyor ki Turşukur reçel yap fen öğren. Şimdi bir köy okulunda, e, Diyarbakır'ın Kumrucu Köyü'nde öğretmen hem kitaba göre ders öğretiyormuş ama aynı zamanda fen öğretmeni. Aynı zamanda turşu kurup reçel yapmasını da öğretiyormuş. Hayatı da öğrenmeleri için. Şimdi çok affedersiniz ama köy enstitülerinde başka bir şey yapılmıyordu ki. Köy enstitülerine hani e, vay komünist işi, vay kadınla erkek bir arada bilmem ne diye biliyorsunuz sağ iktidarlar buldozerle geçti biçti üzerinde. Mesela köy enstitülerindeki e, köy yetişenler halk mıydı? Nasıl bir halktı? Onlar devam eder etseydi köy enstitüleri bugün nasıl bir halktan söz ediyor olurduk biz? Şimdi bu tanımı biz yapmıyoruz. İlginç olanı bu. Siyasetçiler yapıyor. Siyasetçi kendine göre bir halk tanımlıyor ve o halkın lideri olduğunu, o halkla kendisi arasında doğrudan mükemmel bir bağ olduğunu, adeta böyle bir e, duygusal bütünlük içinde olduğunu ve o halk olarak kendini kabul edenler de o siyasiyle aralarından hiçbir şey girmemesini, bir kurum, meclis yahut yargı yahut herhangi bir şekilde bir siyasal ıı, örgüt vesaire olmadan doğrudan temas edebileceğine ve ilk adıyla filan hitap ediyorlar zaten genellikle bu kişilere ve o şekilde bir düz ıı, kısa doğrudan düz bir bağla bağlanma ve onun liderliğinde ıı, hareket etme her istediklerini bunların yasaya anayasaya yahut ekonomi bilimine yahut ahlaka uyup olması önemli olmaksızın gerçekleştirilmesi talebinde bulundukları bir ortama doğru gidiyorsunuz. E, bu özellikler demokrasinin çalışması ilkeleriyle ve demokrasinin temel ilkeleriyle uyumlu değil. Özellikle hukukun üstünlüğüne dayanan demokrasiyle uyumlu değil. Esas sorun buradan çıkıyor. İkincisi bu halk tanımı içerisinde çoğulculuk yok. Demokrasi çoğulculuk içeren bir rejimdir. Oysa bu tanımda Hak dediğiniz şey gayet e, türdeş, eski tabirle mütecanis. Müthiş bir e, tecanis içinde ve dayanışma içinde ve sınıf olarak, cins olarak, yaş olarak falan hiçbir şey fark etmiyor. Tek ve mutlak ve bunun karşısında da aynı derecede türdeş ve aynı derecede kötü bir seçkin var. Böyle bir algına, algıya dayanan bir e, takdim yapılıyor. Ve halkı oraya doğru yönelterek bunları bir şekilde yok etmek, onların yerine halkın iktidarını kurmak gibi bir proje ileri sürülüyor. Bu temel itibariyle otoriter bir yapı. Bir de bu yaklaşımda bulunanların bize sundukları her türlü ahlakın ve adaletin bu saf ve temiz halktan kaynaklandığını iddia etmeleri esasına dayanıyor. Şimdi sizin verdiğiniz tanım Sosyolojik bir tanım olabilir, akademik bir tanım olabilir halk dediğiniz zaman. Ama siyasetteki halk bu sosyolojik veya e, ekonomik tanımla sınırlı değildir. Öyle bir endişe içinde de değildir. Oradaki halk liderin gözünde kendisinin iktidara gelmesini sağlayabilecek özelliklere sahip olan ve onların duymak istediğini söyleyebilecek nitelikteki olan kitledir. Ve bu kitleyi üretebildiği ölçüde iktidara gelmekte de başarılı olmaktadır. Bunun en iyi örneğini yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump verdi. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin dışından partisi filan da olmadan bir tek sosyal medyayı kullanarak, Twitter'ı kullanarak önce Cumhuriyetçi Parti'yi ekarte etti. Onların adayı olarak kendini empoze